Günaydın, günaydın. Yeni bir güne başlıyoruz. Yine sağlıkla başlıyoruz. Yepyeni bir günü sizlerle karşılıyoruz. Günaydın doktorla birlikte tabii ki. Günaydın doktor. Günaydın Lale, nasılsın? İyiyim, çok enerjiyim. Sen? Evet, öyle görünüyor. Umarım ekran karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz de güzel bir başlangıç yaparlar bugüne. Çünkü evet, çok güzel bir program hazırladık. Birbirinden değerli konuklarımız var. Onlardan bahsedeceğiz size. Öncelikle telefon numaramızı bir verelim mi? Evet, 0212 702 5050'den bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızı da kullanabilirsiniz. Twitter, Facebook, Instagram, Günaydın Doktor ismiyle bize ulaşmanız mümkün. Artık bekletmeyelim izleyicilerimizi. Evet, bugünkü konuklarımızı bir izleyelim. Boyun fıtıklarında, bel fıtıklarında, kireçlenmelerinde, İşte diz kireçlenmelerinde, menisküs yırtıklarında kullanmaktayız. Spor sakatlıklarında özellikle bağların, ligamanların tutunduğu noktalarda problem. Evet, gördünüz, yine birbirinden önemli konular, birbirinden değerli konuklar. Günaydın doktor da olacak. Peki ilk olarak kiminle başlıyoruz Ali Osman? İlk olarak boyun, bel, eklem ağrıları olanlar ekran başına bizi izleyin. Çünkü fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Ülkü Sarpkaya bizlerle olacak. Aynı zamanda prolterapiden bahsedecek. Günaydın doktor, hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Maketlerinizle geldiniz. Ülkü hocam eli boş gelmemiş. Aynen öyle. Evet. Proloterapi uzmanısınız. Proloterapi, cehaletimi verin. Ben ilk defa duydum. Daha önce duymamıştım. Öncelikle sormak istiyorum. Proloterapi nedir? Proloterapi kas ve iskelet sistemi ağrılarında kullanılan bir tedavi metodudur. Proloterapi temelinde bir rejenerasyon tedavisidir. Yani yenileme. Yapısı bozulmuş, dejenere olmuş eklemlerin, bağların, ligamanların, tendonların, yumuşak dokunun kendisini yenilemesi anlamına gelmektedir. Hemen aklıma şu geldi, zaten diz de var orada ya. Hadi gidelim mi konuşalım? Hadi gidelim. Şimdi Ülkü hocam anlatıyor ama gel canım. Yıllar içinde tabii buna sebep olan birçok etmen var değil mi? Mesela kıkırdak geldi, diz kıkırdak. Yani, söylerler ya, yıpranmış. Yıpranmış. Hı-hı. Kilo sebep olabilir. Evet. Yanlış spor olabilir. Yaşlılık yılların içinde. Buralar yaşlanıyor ve yıpranıyor. Yani dejenere oluyor. Aynen. Ama öyle. Siz bu proloterapi, hı-hı, ile rejenere yapıyorsunuz. Aynen, rejenere ediyorsunuz. Evet. Yani yeniliyor. Yani proloterapide en çok gonartroz dediğimiz diz eklem kireçlenmelerinde hastalarımızı tedavi yani ediyoruz. Yani şunu hocam, bizi izleyen otururken böyle çıtır çıtır yapar, kalkarken böyle diz eklemi kireçlenmesi aslında. Diz eklemi kireçlenmesi, eklemin yapısının bozulması. Eklem kireçlenmesinde eklem yapısı bozuluyor. Eklemin bağları zedeleniyor. Diz eklemini ele alırsak menisküste yıpranmalar oluyor. Eklem mesafesinde daralmalar oluyor ve hasta yürürken, merdiven inip çıkarken ya da oturduğunda kalktığında ağrı hissediyor ve kıtırtılar hissediyor. Yaşam kalitesini bozuyor. Zaman içerisinde yürümesinde, merdivenin çıkmasında ya da günlük yaşamda yapması gereken işleri yapmakta zorlanıyor. Bu durumda eklemi tekrar rejenere etmek için, yenilemek için proloterapi uyguluyoruz. Nasıl yenileme? Yedek parça değişimi gibi bir yenileme değil mi? Nasıl değil, bir yenileme? Şöyle eklem, yapıyoruz. Hadi diz açtınız. Burada omurga var. Yani nasıl yenilenecek buradaki ne bileyim yastıkçıklar, değil mi? Onu düşündüm. Mekanizması aynı aslında. Bağların kemiğe tutunduğu noktalara enjeksiyonlar yapıyoruz. Bağların kemiğe tutunduğu özel bölgelere, mesela diz şuradaki eklemindeki, evet, dış yan bağın olduğu yere, iç yan bağın olduğu yere, tibia kemiğinin tibia platosuna, diz kapağı bağlarının çevresine, şöyle, bu pateller tendonun, tabii, pateller tendonun tutunduğu alana, yani şimdi şöyle bir özel bilgi bölgelere, var aslında, diz içine bir takım enjeksiyonlar yapılır ve hani diz içine yapılarak bu eklem sıvısının kaybı, hı-hı, yerine konur ama bu proloterapi başka. Kemiğin başka, kasa tutunduğu yerlere, evet, yapılıyor. Özel entezis bölgelerine yapılıyor. Evet. Özel bir proliferat solüsyon kullanılıyor ve özel entezis bölgelerine yapılıyor. Vücudun iyileşme potansiyeli kullanılıyor. Enjeksiyon hocam yapıldıktan sonra vücudun iyileşme, evet, hücreleri gelip doku tamir yapıyor. Eklemi yenilemiş oluyoruz. Evet. Rejenerasyon sağlamış oluyoruz. Kesiyorum, kusura bakmayın ama. Dize enjeksiyon dediğimiz mesela bu PRP, kıkırdağın kemiğinin yenilemesi gibi, hı-hı, konular var. Proloterapi dediğimizde bundan başka ayrı bir konudan bahsediyoruz ve buradaki
tutan yerlere aslında bir enjeksiyon yaptığınızdan bahsediyorsunuz değil mi? Proloterapi aslında bir tekniğin adı. PRP solüsyonuyla da proloterapi yapabilirsiniz. Kişinin kendisi. Yani bizim mezoterapi gibi sonuçta bir solüsyon oraya enjekte ediliyor. Bu kişinin kendi kanından alınan kök hücreler olabilir. Laboratuvar ortamında çoğaltılmış fibroblastlar olabilir. Birçok şey yapılabilir. Tabii şimdi üçümüz bayağı bazı izleyicilerimizin anlamadığı bir dilden konuşuyor olabiliriz. Evet. Tek tek bunları açalım dilerseniz. Açalım hocam, buyurun. Şimdi proloterapi tekniğin adı. Proloterapi PRP solüsyonuyla da yapılabilir. PRP nedir? Kişinin kendi kanından kanını alırız. Santrifüj cihazında santrifüj ederiz. Onun serumunu ayırırız. Bunun içerisinde CGF konsantre growth faktörler ve PRP trombositten yani hocam, zengin bir plazma. Yani kişinin serumunda amino asitlerin, vitaminlerin, minerallerin yoğun olduğu konsantre iyileşme potansiyeli olan bir serum. PRP bu önemli. Serum. İyileşme potansiyeli olan sıvı evet. kısmı. Bununla yapabiliriz ya da özel bir proliferans solüsyon hazırlarız. Dokunun iyileşme potansiyelini arttıracak. Onunla da yapabiliriz. O nasıl bir solüsyon olur? Yani bizim ben kendi... tabii kelimeleri çok bazen anlayamıyorum ama o solüsyonun içinde mesela neler olacak? Bizim kendi hazırladığımız özel vücudun iyileşme mekanizmasını tetikleyecek bir solüsyon. Özel bir vitamin, büyüme faktörleri, amino asitler, birçok vitaminler var yani aslında. Evet, ben anladım. Sonra şimdi. Bağların kemiğe tutunduğu noktalara yapıyoruz bunları. Evet. Bu şekilde. Mesela diz şuradan eklemi gösterelim için. Hocam evet. kameraya dönük kısımlardan. Evet. Bu dizin iç kısmı aslında. Evet, dizin iç kısmı. İç yan bağın tutunduğu, yani kemiğe şuralar tutunduğu mı? Alanlar. Şuralar. Evet, şu evet aynen şu noktalar. Aynen dış öyle. Kısmında da yine dış, kemiğe tutunduğu evet, noktalar. Dış tarafta. Ya da üstte. Yine patella, diz kapağı kemiğinin çevresindeki bağlar. Şuradakiler, şu tam üstte. Yine patellanın ligamanın bağlandığı alan. Evet. Peki bunlardan kim faydalanıyor? Yine tibia yani... platosu alanına ve menisküs çevrelerine yapıyoruz. Evet. Yani bu kireçlenme olan çok, insanlar bu çok sayede sağlığına kavuşuyorlar mı? Tabii. Kireçlenmede eklemi yenilemekte, bağları yenilemekte, ligamanları evet. veya menisküsleri yenilemekte çok etken. Mesela böyle eğilirken böyle çıtır çıtır sesler geliyor, kireçlemeler oluyor ya da namaz kılarken mesela. Bunlar da çok faydalı oluyor. Çünkü eklem yenilenmiş oluyor. Bağlar, evet. ligamanlar, buradaki menisküs, yumuşak dokular ve eklemde yenilenme çünkü sağlamış oluyor. Çünkü siz fizik oluyor. Tedavi ve rehabilitasyon uzmanısınız. Aslında dizlerde problem varsa kişiler düzgün dizlerinden eğilmesi yerine bir yere tutunup belden eğilmeye başlıyorlar. Bu sefer de belle ilgili belde, problemler yani, olabilir. İşler daha da kötüye gidiyor. Dolayısıyla o hasarlı ve ağrılı kısmı bir an önce rejenere edip yani yenileyip iyileştirmek sağlıklı gerekiyor. Bir hale kavuşturmak lazım. Burada en güzel taraf vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını, kendi iyileşme potansiyelini kullanmak ve hastalığın ağrıları iyileşerek düzelmesi. Çok evet. Dolayısıyla sürekli uzun süreli ilaç kullanımlarına gerek kalmamış oluyor. Sadece dejenere olmuş hani yaşlanmayla ilgili evet gonartrozlarda diz kireçlenmelerinde kullanıyoruz ama bunun yanında daha akut durumlarda, ligaman yırtılmalarında, spor sakatlıklarında, evet. kondromalizi patella dediğimiz daha gençlerde görülen ön diz ağrısıyla kendini gösteren ağrılı durumlarda da proloterapiyi kullanmak şimdi deriz. Peki bir teyzemiz geldi. Ben daha çok hani yaşlılarında özellikle diziyle ilgili sıkıntıları, kiloyla çok da yaşlıda da ilgili sıkıntıları olduğunu hani biliyorum. Geldi dedi ki ben bu dizimle ilgili sıkıntı yaşıyorum. İlk olarak ne yapıyorsunuz? Ne öneriyorsunuz ve uygulamalar nasıl yapılıyor, nasıl seyrediyor? Ben hastayı bütüncül olarak değerlendiriyorum. Hastanın kilo fazlalığı varsa bu da çok önemli bir etkendir. Mutlaka. Hastanın D vitamini yetersizliği varsa bunu yerine koymak gerekebilir. Hastayı genel olarak değerlendirdiğimde, ayrıntılı bir postür analizi yaptığımda eğer proloterapi yapmaya ihtiyaç duyuyorsam bunu 3 haftada bir seanslar şeklinde düzenli olarak uyguluyorum. Tabii bu seans sayısı hastanın ihtiyacına göre belirlediğimiz bir durum. Hastadan da şunu istiyorum. Uygulama yaptıktan sonra bu bölgeye sıcak uygulama yapın. Bu soğuk bölgenin sıcak uygulama. Bu bölgenin kanlanmasını sağlayın. Günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz. Proloterapinin en güzel taraflarından bir tanesi kişinin yaşantısına ket vurmaması. Kişi günlük yaşantısına, evinin, işine, sporuna hatta günlük çalışma şartlarına her şeye devam edebilir. Ağrıları zaman azalarak devam ediyor. Ağrıları azalarak devam ediyor. Zaman kaybı yok.
Sadece proloterapi yaptıktan sonra 3 gün kadar istirahat edin, sıcak uygulama yapın ama günlük yaşantınıza devam ederek bunu sıcak uygulayın. Sıcak su torbası gibi mi? Sıcak uygulaması nedir? Evet, sıcak su torbası için sıcak suyla doldurup ağzını bağlayıp bir havluya sararak yakmadan hangi tabii. bölgeye yakmadan tabii 60-70 derece gibi bir sıcaklıkta hangi bölgeye uyguladıysak o bölgeye sıcak uygulama yapabiliriz. Bu tedavide kesinlikle kortizon kullanılmamaktadır. O çok önemli bir durum. Hastalar ağrıları düzelince eyvah doktor hanım bana kortizon mu yaptı diyorlar. Hmm. Değil. Kesinlikle kortizon kullanılmamaktadır. Ağrı evet. kesiciler kullanılmamaktadır. Ağrı kesiciler ve kortizon vücudun iyileşme potansiyelini bozduğu için proloterapide yeri yoktur. Evet. Hasta parasetamol grubu bir ağrı kesici kullanabilir. Sıcak uygulama yapabilir. Çok fazla bir ağrı olmamaktadır. Hastanın ağrıları gittikçe düzelmektedir. En güzel tarafı da kendi günlük yaşantısına devam edebilmektedir. Çok güzel. Evet hocam şimdi bizim. Şimdi ya, hazır şimdi doktoru bulmuşken. Bizi bulmuşken bizim stüdyo şefimiz sevgili Tekcan. Böyle halı saha maçlarına çağırırız gelmez hocam benim dizim sakat. Böyle hı-hı. bir spor yaralanması yaşamış ve hı-hı. menisküs yırtığı olmuş. Müsaadenizle bir çağırsak ne olur ne olmuş ve ne yapılabilir bir, burada tabii bir konuşabilir ki. Miyiz? Tabii ki. Evet gel Tekcan'cığım. Kulaklığıyla geliyor çıkamıyor. Görev aşkı böyle bir şey. Mikrofona konuşuyorsun biliyorsun. Evet. evet. Ne zaman yaralanma oldu? Hocam 2 sene oldu. Nerede? Hangi dizinizde? Tam sağ dizimin şurası yani oh. diz işte menis yırtık var. O bölgede ve iç kısımda aynı zamanda değil mi? Evet. İç tarafta. Bu tarafında ve bu tarafında ağrılar oluyor. Genelde zedelenmeler menisküs yırtıklarında iç yan bağla birlikte menisküste, iç menisküste olmakta. Büyük çoğunluğu bu şekilde. Spor sakatlıklarında da proloterapinin çok önemli bir yeri var. Bu durumda ne yapıyoruz? Yine iç bağın kemiğe evet. tutunduğu özel entez bölgelerine enjeksiyonlarımızı yapıyoruz. Hı-hı. Özellikle iç menisküsün kemiğe oturduğu alana, tibia platosuna enjeksiyonlarımızı yapıyoruz. Yine diz kapağının bağlarının bölümlerine enjeksiyonlarımızı yapıyoruz. Eğer ihtiyaç duyarsak lateral kısmı da tamamlıyoruz. Bu şekilde 3 haftada bir proloterapi uygulayabiliriz. Peki bundan sonra neyi sağlıyoruz? Aynen. Bundan sonra ne oluyor? Yani bu çocuğu biz halı saha maçına çağırabileceğiz mi tekrar? Çıkarabiliyoruz. Yani buralarda rejenerasyon ve iyileşme sağlanıyor. Bu şekilde rejenerasyon ve iyileşmenin sağlandığı MR görüntüleri. Yani ağrıları azalıyor evet. ve yırtık bulguları da gittikçe azalıyor. Azalıyor ve bunun iyileşmenin gösterildiği MR görüntüleri de var. Peki mesela şu an Tekcan neleri yapamıyorsun? Yani dizinle ilgili ne gibi günlük sıkıntılar yaşıyorsun ve neleri yapabilecek hale gelecekti? Onu da soracağım size. Şöyle söyleyeyim bazen atıyor. Yani attı dediğim şöyle hı-hı. kasılma oluyor. Şöyle hı-hı. kalıyor ayağımız yani ayağım. Ve 3-4 gün sonra geçiyor. Takılma yavaş arası. Yavaş, hı-hı. evet takılıyor dediğiniz takılma gibi. Oluyor. Yavaş yavaş sonradan yürümeye başlıyorum. Fizik tedaviye gittim daha önce. Onların sayesinde hı-hı. yürüdüm yani hı-hı. diyebilirim. Hı-hı. Çünkü değneklerle yürüyordum. Ama İlk böyle bir tedavi zaman, yapılmadı sana da. Yok hı-hı. böyle hiç bu tedavi yapılmadı. Proloterapide işte bu bölgede zedelenen bölgede rejenerasyon yani iyileşme, yenilenme sağlanabilir. Tabii kendisine uygun, özel kas gruplarına uygun rehabilitasyon programı, egzersiz programında etkilenirse kasları da güçlenmiş olur. Bu şekilde çözüm sunulur. Bir daha gelmeden oluyor mu? Tam yeni yani. Hem fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Ülke Hocam hem de proloterapi yapıyor. Sanırım çok şanslıyız. Bu konuda şanslıyız. O açıdan evet. Tekcan teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Seve seve. Sen iğnelerini yaptır halı sahaya çağıracağım ben seni. Gel çabuk. Tamam. Halı sahadan önce şunu merak ediyorum. Yaşam konforunu tam olarak tekrar sağlayabilecek mi? Yani bunun gibi kasılmalar yaşayabiliyor. Hem günlük yaşantısındaki yaşam konforunu sağlayabilir. Spor sakatlıklarında proloterapi çok değerli bir tedavi metodudur. Ve sporcular da bu sayede çok kısa sürede spora, egzersizlerine hatta müsabakalarına geri dönebilmektedirler. O zaman büyük kulüpler de yani bu sporculara büyük yatırımlar harcayan büyük kulüpler de proloterapiye yakından evet. ilgileniyor olması lazım. Yani özellikle Amerika'da spor sakatlıklarında proloterapi bir numaralı bir tedavi seçeneği. Ortopedistler, fizik tedavi uzmanları der ki kaslarınızı güçlendirin ki o fıtığın basısı azalsın, gücü yerine gelsin. Burada aynen. bağları güçlendirmiş oluyoruz ve bu alandaki güçlenmeyle birlikte yük ortadan kalkmış oluyor ve fıtığında rezorbe olduğunu yani küçüldüğünü yani buradan MR görüntülerinde görüyoruz. Küçülmeleri görüyoruz. Küçülme oluyor ameliyatsız bir şekilde ki bu çok güzel bir haber. Çünkü gerçekten fıtık konularında hani ameliyat olalım olmayalım ay ne yapalım hani nasıl gidecek bu fıtık? Eğer ilerleyen nörolojik defisit yoksa yani kollarda kas gücü kaybı yoksa ya da bel fıtığında bacaklarda kas gücü kaybı yoksa yani hasta topuklarında ve parmak ucunda yürüyebiliyorsa
kas gücünde ilerleyici bir problem yoksa, derin tendon reflekslerinde nörolojik kayıp yoksa, proloterapi ameliyat öncesi mutlaka başvurulması gereken bir tedavi metodudur. Ameliyat sonrası da olur mu? Ameliyat sonrası İyileşmeyi da olur. İyileşmeyi güçlendirmek, hızlandırmak adına. Ameliyat sonrası da olur. Çünkü neden? Burada fıtık aslında bir sonuç. Burada ligamentöz bir dengesizlik var. Hı-hı. Bağlarda bir ligamanlarda fıtık bir dengesizlik var. Yüzünden o oluyor. Evet, biyomekanik problem nedeniyle fıtık burada oluyor. Şimdi ameliyatlık bir fıtıktı ve ameliyat olması gerekti hastanın ve burada ameliyatla bu bölgeden fıtık alındı. Ama buradaki biyomekanik dengesizlik devam ettiğinde bir üst bölgeden, aynı bölgeden ya da bir alt bölgeden tekrar fıtık yani oluşabilir. Yani nedir mesela, kilodur, şeydir, problemdir, hani postür bozukluğu, buraya böyle yük bindikçe yine buradan patlamayacak, olabilir. Buradan tekrar aynı, patlayacak aynen. Yani siz söylediğiniz gibi. Bu bir sonuç, fıtık bir sonuç. Bu sonucu devam ettiren biyomekanik bozukluk ya da problem neyse, kilo ya da başka bir şey, buradaki problem devam ettiği sürece tekrar edecektir. Proloterapinin yine yeri var. Bu bölgedeki bağları güçlendirdiğinizde, ligamanları güçlendirdiğinizde, kişiye özel egzersiz programları uyguladığınızda aslında sebebi ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu anlamda yine yeri var. Tabii kilosu varsa hasta yine bütüncül yaklaşımda kilo verdiriyoruz. Vitamin, mineral eksiklikleri olabilir. Onları yerine koyuyoruz. İşte D vitamini çok önemli. D vitamini yetersizliği varsa onları yerine koyuyoruz. Sağlıklı bir beslenme programı sunuyoruz. Bunları bütüncül olarak değerlendirdiğimizde evet, ameliyat sonrasında proloterapiden hastalarımız evet. Fayda görebilir. Aslında şöyle demek lazım. Bunlar. Yani vücudumuz o kadar güzel makineler ki kendini yenileme kapasitesini her yerde kullanıyoruz. Tıpkı proloterapide olduğu gibi. Evet, fizik tedavi uzmanı ve proloterapi uzmanı uzman doktor Ülkü Sarpkaya. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür ederim. Yeni bir yöntemle de bizi tanıştırdığınız için ayrıca teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.